Tamamdır. O zaman derse başlayabilirim. Sevgili arkadaşlar geçen gün hatırlarsanız iki gün önce biz madde analizi ünitesini gördüğümüzde belli başlı soruları çözmeye çalışıyorduk. Hatırlarsanız arkadaşlar gitmiştik birinci sorumuzda birinci sorumuzda bir seçenek analiz tablosu nasıl incelenir ona bakmıştık. Güçlük nasıl bulunur öğrenmiştik, ayırıcılık nasıl bulunur öğrenmiştik, çeldirici nasıl yorumlanır öğrenmiştik, en güçlü çeldirici nedir, en iyi çeldirici nedir onu öğrenmiştik. Soruyu kaç kişi cevaplamıştır? Böyle bir tablo nasıl yorumlanır? Bunu öğrenmiştik. Hemen bunun ardında, bunun ardından başka bir tabloda yani ikinci sorumuzda elimizde 5 tane madde varsa bunları yorumlarken nasıl yorumlar yapmamız gerektiğini farklı farklı sorularda tek tek ama tek tek incelemiştik. En son ise şurada kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. Arkadaşlar ben size o gün matris tablolarını anlatırken demiştim ki sakın unutmayın matris tabloları doğru cevaba bir puan verilen doğru cevaba baktığınızda bir puan verilen yanlış ve arkadaşlar boş cevaba sıfır puan verilen tablolardı. Ben o hafta size bunu anlatırken özellikle demiştim ki şu ayrıma iyi dikkat edecektin sana eğer bir matris tablosu veriliyorsa önce şunu anlaman gerekiyordu. Sorular hakkında mı yorum yapman gerekiyor yoksa öğrenciler hakkında mı yorum yapman gerekiyordu? Önce bunu anlayacaktın. Sana böyle bir tablo verdiğinde soru kökünü iyi okuyacaktın ve şunu unutmayacaktın. Sana bir matris tablosu verildiğinde, sana bir matris tablosu verildiğinde eğer sorular hakkında yorum yap diyorsa Hangi soruyu merak ediyorsan o sorunun hizasına bakacaktın. Birin soru hakkında yorum yapmak istiyorsan yukarıdan aşağı doğru birin sorunun hizasına bakacaktın. İkincinin hakkında yorum yapacaksan ikin hizasına bakacaktın. Üçün hakkında yorum yapmak istiyorsan üçün hizasına bakacaktın. Yani sen. Öncelikle bir matris tablosunu gördüğünde soruyu dikkatlice okuyacaktın. Önce şunu anlayacaktın. Bu tabloda senden neyi yorumlamanı istiyor? Eğer bir matris tablosunda senden soruları yorumlamanı istiyorsa bunu alışkanlık haline getir. Soruların hizasına bakılır. Çünkü tabloya nasıl bakacağını bilmek her şeyden önemli demiştim ama sana gider de o gün de söylemiştim. Aritmetik ortalamayı bul demişse öğreneceğiz. Modu bul demişse, medyanı bul demişse, ranjı bul demişse yani senden aritmetik ortalama, mod, medyan, ranjı hesaplamanı istiyorsa tek tek gidecektin. Öğrencilerin hizasına bakacaktın. Öğrencilerin toplam kaç puan aldığını önce bulacaktın. Sonra da oradan aritmetik ortalama mod medyanı bulabilirdin. Bunu tabii ki biz öğreneceğiz ama önce bu ayrımı bil. Sana bir matris tablosunu verdiğinde önce soru dikkatlice okunur. Soru da senden ne istiyorsa Tabloyu ona göre yorumlarsın. Soruları yorumla diyorsa, madde analizi yapacaksan, soruların izeasına bakılır. Aritmetik ortalama, mod, medyan, range soruyorsa, bunların izeasına bakılır. Bizim işimiz tabii ki biliyorsunuz ki soru analiziydi. Ben o gün size demiştim, şunu lütfen artık unutmak yok. Size bir matris tablosu verildiğinde, sınav hakkında aklına gelmeli. Bir matris tablosunda her zaman soruların güçlükleri hesaplanabilir. Güçlük hesabı yaparken ne yapıyordun? Biz o gün çözmüştük. Sorunun izasına baktık. Birinci soruda 8 kişi doğru cevap vermişti. Sınavda 10 kişi vardı. 8 bölü 10'dan güçlüğünü 0.8 bulmuştuk. İkinci sorunun izahına baktık. 7 kişi doğru cevap vermişti. Yedi bölü ondan 0, 7 bölü 10'dan güçlüğünü 0,7 bulmuştuk. 3'ün izahına baktık. 4 kişi doğru cevap vermişti. Sınavda 10 kişi vardı. Dört bölü ondan 0, 4 bölü 10'dan güçlüğünü 0,4 bulmuştuk. 4'ün izahına baktık. Kimse doğru cevap verememişti. Güçlüğünü 0 bulmuştuk. 5'in izahına baktığımızda 6 kişi doğru cevap vermişti. Altı bölü ondan 0, 6 bölü 10'dan güçlüğünü 0,6 bulmuştuk. 6'nın izahına baktık. 7 kişi doğru cevap vermişti. 7 bölü 10'dan güçlüğünü 0,7 bulmuştuk. 7'nin izasına baktık. Herkes doğru cevap vermişti. 10 bölü 10'dan güçlüğünü 1 bulmuştuk. 8'in izasına baktık. 4 kişi doğru cevap vermiş. 4 bölü 10'dan güçlüğünü 0,4 bulmuştuk. 9'un izasına baktık. 3 bölü 10'dan güçlüğünü 0,3 bulduk. Onun hizasına baktık. 5 bölü 10'dan güçlüğünü 0.5 bulduk. Yani biz şunu biliyorduk. Madde güçlüğünü bulmanın yolu şuydu. Sorunun hizasına bakılırdı. Toplam kaç kişi doğru cevap vermişse o sınava girene oranlanırdı. Benim de sınavda aklıma şu gelmek zorundaydı. Bir matris tablosunda madde güçlükleri her zaman hesaplanabilir. Bunu aklından çıkarma. Çünkü güçlüğü bulmak istiyorsan sorunun hizasına bakarsın. Doğru cevap vereni sınava girene oranlarsın. Ama ben o gün anlatırken de söyledim. Aklından çıkarma, maddi güçlüğünü hesaplamak her zaman kolaydır. Toplam doğru cevap veren sınava girene oranlanır. Ama sen unutmayacaktın. Ayırıcılığı hesaplamak her zaman kolay değildi. Çünkü ayırıcılığın formülü ne diyordu? Sana git diyordu. Üst grubun doğru sayısından alt grubun doğru sayısını çıkar, sınava girenin yarısına oranla diyordu. Ben o gün size anlatırken aklınıza gelsin dedim. Bir matris tablosunda evet soruların güçlükleri tek tek eski hesaplanır ama bize bir yerde unutma üst grup ile alt gruptan bahsetmediyse burada olduğu gibi benim aklıma şu gelecek. Üst grup ile alt grubu bilmiyorsam adam bana üst ve alt gruptan bahsetmediyse kendimi burada boş yere yormayacağım. Ben istesem de burada ayırıcı hesaplayamam zaten o gün öğrenmiştik bir matris tablosunda. Üst grup alt grup bilinmediği için ayırıcılık hesaplanamaz demiştik ama unutmayın demiştim. Evet ayırıcılığı biz üst grup alt grubun olmadığı sorularda hesaplayamayız ama size yazın demiştim. Hesaplanamasa da ayırt edicilik böyle durumlarda yorumlanabilir demiştik. İki tane yorum öğrendik topu topu bir hatırlayalım. Bakın ben size anlatırken demiştim ki eğer sınavda üst grup alt grup verilmediyse Kendini boş yere yorma. Ayrıcı hesaplayamazsın ama yorumlayabilirsin. Yorumda topu topu arkadaşım iki tane şey bilecektin. Onu da hatırlarsanız biz aynen arkadaşlar şöyle öğrenmiştik. Size ben demiştim ki anlatırken okuduğunuz bir örnekte eğer size verilen bir soruda herhangi bir soruyu herkes doğru cevaplıyorsa, herkes yanlış cevaplıyorsa, herkes boş bırakıyorsa biz ne diyecektik? Herkesin doğru herkesin yanlış, herkesin boş bıraktığı sorularda ayrıcılıktan ve da farklılaşmadan bahsedilemez. Böyle soruları gördüğümde ayrıcılığı direkt ne diyecektim? Sıfır diyecektim. O yüzden mesela çözmüştük. Burada dikkat edersen bu tabloda dördüncü soruyu kimse cevaplayamamış. Yedinci soruyu Herkes cevaplayabilmiş. Hatta demiştik ki bu tabloda dördüncü ve yedinci soruların ayırıcılığa hiçbir etkisi yoktur. Bu tarz soruların ayırıcılığı sıfır kabul edilir. Hatta bunlar sınavdan atılmalıdır demiştik. Bir, bunu unutmak yoktu. İkinci olarak da sevgili arkadaşım şunu unutmak yok. Sana verilen bir soruda adam üst grupla alt grubu vermemesine rağmen yani ayırıcılığı hesaplayamadığın bir yerde gidip de ayırt ediciliği en iyi olan soruyu bul dediğinde sen bilecektin ki böyle durumlarda ayırıcılığın ya da farklılaşmanın en iyi olduğu soru madde güçlüğü kaç olan soruydu 0.50 bak o gün anlatırken de söylemiştim bu yorumu 0.51'de bile yapamazdın bu yorumu 0.49'da bile yapamazdın güçlük 0.50 olduğunda yapabilirdin hatta gittik tablodaki güçlükleri bulmuştuk güçlüğü 0.50 olan sadece 10. madde vardı. Demiştik ki 10. madde ayırıcılığın ve farklaşmanın en iyi olduğu sorudur. Buraya kadar o gün gelmiştik. Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. Bak bu maddes tablosunda bana son ve dördüncü soruda demiş ki testin ortalama güçlüğünü hesapla demiş. Şimdi bak yeni bir şeyler öğreneceğiz. Dikkatin burada olsun. Burayı dikkatle bir dinle. Bak sevgili arkadaşım bizler geçen hafta Madde analizi ünitesini görürken madde analizi ünitesini görürken hatırlarsan hep hep sınavdaki bir madde için yorum yaptık. Yani biz geçen haftadan beri sınavdaki bir soru nasıl yorumlanmalı hep onun üzerinde durduk ve temelde şunu öğrendik. Dedik ki bir maddeyi yani soruyu yorumlarken eğer ben okuduğum bir örnekte o sorunun zorluğunu ya da sevgili arkadaşım demiştim ki kolaylığını yorumlamak zorundaysam böyle bir durumda bilecektim ki bir sorunun zorluğunu kolaylığını merak ediyorsam PJ'ye bakılır diye öğrenmiştik. Ama ben bir soruyu yani maddeyi incelerken o maddenin kalitesi nasıldır? o maddenin kullanılabilirliği nasıldır? Bunu merak ediyorsan böyle durumlarda da neyi yorumlayacağız, neye bakacağız dedik RJ'ye. Bak geçen haftadan beri bunu öğrenmeye çalıştık ama bazen bil ki ÖSYM'nin soru yazarı sana sınavdaki bir soru için değil sınavın tamamı için yorum yap der. Yani sana gider der ki sana şu an incelediğin sınavın tamamı için der ki sevgili arkadaşım incelediğin sınavın tamamı zor mudur incelediğin sınavın tamamı kolay mıdır ya da incelediğin sınavın tamamı orta güçlükte midir senin sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık yorumunu yapmanı bekler senin artık mantığın nasıl çalışmalıdır biliyor musun eğer okuduğun bir hikayede sınavdaki bir soru değildi de, sınavın tamamı hakkında sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık ya da orta güçlükte olup olmamalık yorumunu yapacaksan artık öğrendin ki bir sınavın hakkında sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık yorumu yapacaksan testin ortalama güçlüğüne bakılır. Testin ortalama güçlüğünün görevi unutma bir sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık bilgisi vermektir. Bunu bazen sorularda ortalama madde güçlüğü diye duyarsın. Normalde akademik ismi testin ortalama güçlüğüdür ama ortalama madde güçlüğü diye duyacağın için notunda bulunsun. Biz işte bu testin ortalama güçlüğünü P üzeri çizgiyle gösteririz. Sembolleri ezberleme. ÖSYM sana sembolün ne olduğunu verir ama şunu bil. Bunun görevi sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık bilgisi vermektir. Senin de aklına şu gelsin. Okuduğun bir hikayede sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık yorumu yapacaksan testin ortalama güçlüğüne bakılır. Fakat diğer ismini unutma. Bazen sorularda bunu sana ortalama madde güçlüğü diye ifade eder. Peki bunu nasıl hesaplayacaksın? Sevgili arkadaşım bil ki bir testin zorluğunu kolaylığını merak ediyorsan yani testin ortalama güçlüğünü bulman gerekiyorsa bunu bulmanın sınavlarda iki tane yolu vardır. Denir ki testin ortalama güçlüğünü bulmak istiyorsan ya sınavın aritmetik ortalamasını biliyorsan git bunu sevgili arkadaşım sınavdaki soru sayısına böl eğer eğer aritmetik ortalamayı bilmiyorsan soruların güçlüklerini biliyorsan tek tek git soruların güçlüklerini topla bunu da sevgili arkadaşım sınavdaki soru sayısına böl Yani burada şunu anlaman gerekir bilmeyen arkadaşlarım için. X üzeri çizgi sembolü sıkça duyacaksınız. X üzeri çizgi sembolü arkadaşlar haftaya da pardon bu haftada öğreneceğiz. X üzeri çizgi aritmetik ortalama demektir. Testin ortalama güçlüğünü bulmak istiyorsan aritmetik ortalamayı soru sayısına bölmen gerekir. Ya da şu sembol gözünü korkutmasın bu toplam sembolü demektir. Aslında bu sana şunu anlatır. Tek tek soruların güçlüklerini bul, güçlükleri git, bulduktan sonra topla demektir. Yani sen testin ortalama güçlüğünü bulmak istiyorsan ikinci yolda şudur. Madde güçlüklerini bul, Tek tek topla bunu soru sayısına böl demektir. Yani kısaca burada şunu öğrenmiş oldun. Artık biliyorsun ki sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık yorumu yapılacaksa testin ortalama güçlüğüne bakılır. Testin ortalama güçlüğü P üzeri çizgiyle gösterilir. Bunu bulmanın iki tane yolu vardır. Ya aritmetik ortalama soru sayısına bölünür. Ya da tek tek güçlükleri biliyorsan onu toplarsın soru sayısına bölersin. Ama... Bunun bir de yorumu var. Tamam diyelim ki bunu buldun. Bunu buldun. Peki ne zaman zor diyeceksin? Ne zaman bir teste kolay diyeceksin? Sevgili arkadaşım orada da şunu bil ki testin ortalama güçlüğü de aynı madde güçlüğü gibidir. Aynı madde güçlüğü gibi sıfır ile bir arasında değer alır. Yorumu da birebir aynıdır. Mantığın şöyle çalışacak. Eğer bir testin ortalama güçlüğünü hesapladığında o testin ortalama güçlüğü 40 ile 60 aralığında çıkmış ise aynı madde güçlüğünde olduğu gibi bu aralıktaki testi gördüğün an diyeceksin ki bu test ne zordur ne de kolaydır. Bu tarz testlere orta güçlükte diyeceksin. Bakacaksın eğer 60'ın yukarısında bir değer çıkmışsa böyle bir teste diyeceksin ki kolaydır. Bakacaksın 40'ın altında bir değer çıkmışsa böyle bir testi gördüğünde de bu teste zor diyeceksin. Yani kısaca yine toparlarsan. Sen artık şunu öğrenmiş oldun. Biz geçen hafta evet hep bir madde yani sınavdaki bir soru için konuştuk. Sınavdaki bir soru için zorluk kolaylık yorumunda PJ'ye bakmamız gerektiğini, sınavdaki bir soru için kalite yorumunda RJ'ye bakmamız gerektiğini öğrenmiştik. Burada da şunu öğrendik. Eğer sınavdaki bir soru değil de sınavın tamamı hakkında zorluk kolaylık yorumu yapmamı istiyorsa öğrendim ki testin ortalama güçlüğüne bakmam gerekir. Bunun diğer adı ortalama madde güçlüğüdür. P üzeri çizgi ile gösterilir. İki şekilde bulunur. Ya aritmetik ortalamayı soru sayısına bölmen gerekir. Ya da madde güçlüklerini tek tek toplayıp soru sayısına bölmen gerekir. Yorumu birebir aynı madde güçlüğü gibidir. Ama ben burada sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Bak sevgili arkadaşım buraya kadar öğrendiğimiz testin ortalama güçlüğünden KPS tarihinde bir kere soru geldi. Yine de bil ama biz buradan bir çıkarım yapacağız. Birazdan yapacağımız sıkı çıkarımdan 4-5 defa soru geldi. O çıkarım ne biliyor musun? Bak ben sana az önce anlatırken ne dedim? Testin ortalama güçlüğünü bulmanın dedim. İki tane yolu vardır dedim. Ya sınavın aritmetik ortalamasını biliyorsan git dedim bunu sınavdaki soru sayısına böl dedim. Ya da aritmetik ortalamayı bilmiyorsan, soruların güçlüklerini biliyorsan, tek tek git dedim soruların güçlüklerini topla, bunu yine götür. Sınavdaki neye böl dedim? Soru sayısına. Şimdi beraber mantık yürütelim. Arkadaşlar biz aynı sınav üzerinde çalışıyorsak, benim burada yazacağım şu soru sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Yani buraya 100 soru yazıyorsam buraya da 100 soru yazmak zorundayım aynı sınavda. E buraya 100, buraya 100 yazıyorsam matematik der ki senin bu eşitliği sağlayabilmen için altlar eğer birbirine eşitse ki eşit olmak zorunda aynı sınavdan bahsediyoruz. O zaman üstler de birbirine eşit çıkmak zorunda. O zaman ben buradan şu çıkarımı yapmak zorundayım. Sakın unutma, yanına bolca yıldız koy. Bolca da soru geldi çünkü. Buradan sen anlayacaksın ki demek ki bir testin aritmetik ortalaması her zaman madde güçlüklerinin toplamına eşit çıkar. Bunun yanına bolca yıldız koy ve bu saatten sonra bunu unutma. Bir testin Aritmetik ortalaması her zaman madde güçlüklerinin toplamına eşit çıkar. Bunun yanına lütfen bolca yıldız koy ve bunu aklından çıkarma. 4-5 defa soru geldi. Aritmetik ortalama madde güçlüklerinin toplamına eşit çıkar. E gelin buraya kadar öğrendiklerimizi bir uygulayalım. Bak bana. Bir tane matris tablosu verilmişti. Ben matris tablosunda öğrendim ki güçlükleri hesaplayabilirim. Ayırıcı hesaplayamam ama yorumlayabilirim. Güçlükleri tek tek hesapladım. 08, 07, 04, 0, 06, 07, 1, 04, 03, 05. Adam da benden testin ortalama güçlüğünü bulmamı istedi. Az önce öğrendim ki testin ortalama güçlüğü P üzeri çizgiyle gösterilmiş. Testin ortalama güçlüğünü bulmanın da iki tane yolu varmış. Ya sınavın Aritmetik ortalamasını biliyorsam sınavdaki bunu götürüp soru sayısına bölmem gerekiyormuş ya da madde güçlüklerini biliyorsam tek tek madde güçlüklerini toplayıp yine bunu sınavdaki neye bölmem gerekiyormuş soru sayısına. E biz arkadaşlar bu tabloda güçlükleri biliyoruz. Demek ki ben burada bu güçlükleri tek tek toplar, soru sayısına bölersem bu testin ortalama güçlüğünü bulabilirim. E uygulayalım. Tek tek güçlükleri toplarken Sayısalcılar için virgülleri toplamak kolaydır ama aramızda dinleyen sözelci arkadaşlar virgüllü sayılardan korkmasın. Bak sınavda bu şekilde virgüllü sayılar görürsen burada virgül yokmuş gibi düşün. Burayı 10 çarptığımızı düzlediğimizi düşün. 0,8 10 ile çarp 8'dir. 0,7 7 olur. 0,4 4 olur. 0 zaten 0 kalır. 0,6 6 olur. 0,7 7'ye döner. 10'la çarptım 1 10 olur 4 olur 3 olur 5 olur. Bak virgülü çıkarmak adına tüm satırı 10'la çarptım. Amacım virgülden kurtarmak. O zaman düz hesap toplarsam. Burası 8 olmuştu. Burası 7, burası 4, burası 0, burası 6, burası 7, burası 10, burası 4, burası 3, burası 5. Toplarsan 8 7 daha 15'tir. 4 daha 19'dur. 6 daha 25'tir. 7 daha 32'dir. Burası 10 olmuştu. 42 olur. Burası 4 46 49 5 daha 54. Demek ki ben burada madde güçlüklerini tek tek toplarsam düz hesap topladığımda 54 ise Malum virgüllü sayıları topladığıma göre sonuç 5,4 olacaktır. Bak düz hesap topladım 54'tü. Direkt bunun virgüllü hali olmak zorunda dedim. Çünkü virgüllü sayılar topladım. 5,4'ü yazdım. Yani virgüllü sayılarda virgül yokmuş gibi düşün. Burayı 10 ile çarptığını düşün. Virgülden kurtardığını düşün. Düz hesap topla. Zaten o sayının virgüllü hali toplam olacaktır. E sınavda kaç soru vardı? 10. 5,4 bölü 10 demek bir sayı 10'a bölmek bir virgül kaydırmaktır. 0,54 çıkar. Bilirsin ki bir sorunun ortalama güçlüğü bir testin ortalama güçlüğü 40 ile 60 aralığındaysa bu test mantık olarak orta güçlükte bir test deyip geçmen gerekir. Bu olay aslında bu kadar basittir. Mesela bak bana testin ortalama güçlüğünü değil de aritmetik ortalamayı bul deseydi direkt diyecektim ki aritmetik ortalama madde güçlüklerinin toplamına eşittir diyecektim. O zaman aritmetik ortalama madde güçlüklerini topladığında çıkan değer olan kaça eşit çıkardı? 5,4'e. Bu ikisini karıştırma. Testin ortalama güçlüğü ayrı bir şeydir. Sınavın aritmetik ortalaması ayrı bir şeydir. Testin ortalama güçlüğü sınav zor mu kolay mı bunu verir. Bu durumda bu formüle gidersin. Aritmetik ortalama demek puanların ortalaması demektir. Madde güçlüklerini direkt topladığında sonuç demek ki aritmetik ortalamayı verilmiş. Sakın ama sakın arkadaşlar bunu unutmayın. Sıkça soru çözerken kullanacağız. Bakın burada biz böylelikle bak birinci, ikinci, üçüncü soru tarzımızda tek tek bunları uyguladık. Ama ama ben diğer sorulara geçmeden bir bilgi daha öğreteyim. Öylelikle soru çözümüne devam edelim. Bak buraya kadar biz Madde güçlüğü nedir öğrendik. Zorluk kolaylık bilgisi verir dedik. Ayırıcılık denir nedir öğrendik. Sorunun kalitesini kullanılıp kullanılmayacağını gösterir dedik. Standart sapmayla varyansı öğrendik. Bir sorudaki farklılaşmayı verir dedik. Az önce de gittik. Testin ortalama güçlüğünü öğrendik. Bir sınavın tamamı zor mu kolay mı bunu verir dedik. Ama bizim bir de birazdan çözeceğimiz sorularda da karşımıza çıkacak. Bir testte madde seçimini bilmemiz gerekir. Bak ölçme değerlendirmede toplam 3 tür test duyacaksın. Aklında ve notunda bulunsun. Başarı testi, seçme sınavı, izleme testi. Ölçmede en fazla duyacağın 3 kavramdır. Başarı testi, seçme sınavı, izleme testi. Özlemenin soru yazarı bazı yıllar sana şöyle der. Sana bir tane tablo örneği verir. O tablo örneğinde sorular vardır. Senden şunu bekler. Başarı testine hangi soruları alırdın? Seçme sınavına hangi soruları alırdın? İzleme testine hangi soruları alırdın? Senden bunu yorumlamanı bekler. Fakat bunu sorarken maalesef ÖSYM'nin soru yazarı başarı demez, seçme demez izleme demez. Bunların özellikleri üzerinden yürür. Bunların özelliklerini bilmen gerekir. Bak tek tek notuna ekle. Başarı testiyle başlarsam. Başarı testini bana nasıl sorabilir? Eğer sevgili arkadaşım okuduğun bir örnekte sana anlatılan bir hikayede bir öğretmen eğer eğer bir öğretmen güvenirlik ve arkadaşım geçerlik anlamında güvenirlik ve geçerlik anlamında hem güvenirliği hem de geçerliği yüksek bir test hazırlamak istiyorsa ve öğretmen güvenirliği ve geçerliği yüksek bir teste soru almak istiyorsa hiç düşünmeyeceksin. Eğer bir yerde güvenirliği ve geçerliği yüksek bir testten bahsediyorsa yanına yazacaksın. O test başarı testidir. Çünkü unutma sıkça vurgulayacağım. Başarı testi göreceğimiz sınavlar arasında en ideal olan testtir. Güvenirliği geçerler zaman yüksek çıkan testtir. Okuduğun bir hikayede de bir öğretmen güvenirli ya da geçerliği yüksek tutmak istiyorsa ve böyle bir durumda soru seçimi yapacaksa aklına başarı testi gelecek. Bir, buradan soruya girebilir. ÖSYM'nin soru yazarı. İki, şuradan da girebilir okuduğun bir hikayede eğer bir öğretmen sevgili arkadaşım gidip de gidip de sınıftaki sınıftaki başarılı ve başarısız öğrencilerin sınıftaki başarılı ve başarısız bireylerin ayrımını yapmayı amaçlıyorsa sen direkt diyeceksin ki eğer bir öğretmenin amacı sınıftaki başarılı ve başarısız bireylerin ayrımını yapmaksa direkt aklına başarı testi gelecek. Bu başarı testleriyle mümkündür. Başarı testleri en ideal sınavdır. Başarılı ve başarısızları ayırmak için kullanılır. 2. ÖSYM'nin soru yazarı buradan yürüyebilir ya da son olarak sana der ki okuduğun bir hikayede bir öğretmen yapmış olduğu sınavda bilen bilmeyen ayrımını en iyi şekilde yapmayı amaçlıyordur der. Hemen direkt aklına şu gelecek: Eğer bir öğretmen bilen bilmeyen ayrımını en iyi şekilde yapmak istiyorsa o adam başarı testi yapacaktır. Bak olay çok basit aslında. Soru da aklına şunlar gelmeli. Baktın ki bir öğretmen Güvenilir, geçerli, yüksek bir test mi yapacak? Böyle bir teste soru mu seçmek istiyor? Demek ki bu adam başarı testine soru seçecek. Ya da okudun soruyu, sınıftaki başarılı ve başarısız çocukları ayırmak isteyen bir öğretmenden bahsetti. Diyeceksin ki bu adam demek ki başarı testi yapacak. Ya da soruyu okudun, bilen bilmeyen ayrımını iyi şekilde yapmak isteyen bir öğretmen var. Direkt aklına başarı testi gelecek ve bileceksin ki başarı testi bizim göreceğimiz sınavlar arasında en ideal olan testtir. Ve bir öğretmen başarı testine soru almak istiyorsa direkt aklına şu gelecek. Unutma başarı testlerine daima ama daima orta güçlükte soru alınır. Sen de mantığı şöyle yürüteceksin. Sana verilen bir tabloya bakacaksın. Eğer bir öğretmen başarı testine soru seçmek istiyorsa... PC değeri 0.40 ile 0.60 dahil aralığındaki soruları almalı diyeceksin. 40 ve 60 buraya dahildir. Unutma bu aralıktaki sorular orta güçlüktedir. O zaman toparlarsan soruyu okuduğumda güvenirli geçerli yüksek tutmam gerekiyorsa, sınıftaki başarılı ve başarısızların ayrımını yapmam gerekiyorsa, bilenle bilmeyen ayrımını en iyi şekilde yapmam gerekiyorsa, aklıma en iddia sınav olan başarı testi gelecek. Ben oraya da soru alırken bileceğim ki başarı testlerine orta güçlükte soru alınır. İkincisi, adam bazen başarı testinden değil sana seçme sınavından bahsedebilir. Bak sevgili arkadaşım seçme sınavının hikayeleri de şuradan gelir. Okudun bir hikayede sana anlatılan bir kurguda baktın ki baktın ki başvuranın çok ama alınacağın az olduğu bir durumdan bahsediyorsa okuduğum bir hikayede kontenjan anlamında kontenjan anlamında sınırlı bir durumdan bahsediliyorsa ya da okuduğun bir örnekte sınava giren bireyler arasında sınava giren bireyler arasında üst düzey yeterlikteki öğrencilerin yani bireylerin seçimi yapılacak demişse ya da okuduğun bir hikayede gelecekte de gelecekte de başarılı bireyler alınacak dediğinde hiç düşünme. Bak az önce ne demiştim? Eğer bir öğretmen okuduğun bir hikayede ben güvenirliği geçerli yüksek tutmak istiyorum derse, sınıftaki başarılı ve başarısızları ayırmak istiyorum derse, bilenle bilmeyen ayrımını iyi yapmak istiyorum derse aklıma başarı testi gelecekti. Orta güçlükte soru arayacaktım. Ama Okuduğum bir hikayede baktım ki başvuranın çok alınacağın az olduğu bir hikaye anlatılmışsa kontenjanın sınırlı verildiği bir kurgu hikaye varsa öğrenciler arasında üst düzey yeterlikteki dediğimiz en iyileri belirlemeye çalışıyoruz dediyse ya da aldığım eleman girdiği işte yani gelecekte de başarılı olmalı dediği an aklıma seçme sınavı gelecek ve ben bileceğim ki Unutma, seçme sınavları sevgili arkadaşım zor sınavlardır. Seçme sınavları zor sorulardan oluşur. Böyle durumlarda unutmayasın. Ben böyle bir hikaye gördüğümde arayacağım sorular zor olmalıdır. Tabloya bakacağım. Alacağım sorunun güçlük değeri 0.40'ın 6 olacak. Bak 0.40 buraya dahil değil. 0.40 orta güçlükte. 0.40'ın 6 soruları alacaksın. Bu da ikinci testtir. Ama ama okuduğun bir hikayede okuduğun bir hikayede adam sana bir öğretmenin bir öğretmenin bir üniteyi yeni bitirdiğini bir konuyu yeni bitirdiğini ve o ünite ve konu bittikten sonra o öğretmenin sınav yapmaktaki temel amacının üniteyi bitirdiğinde çocuklarda öğrenme eksikliği var mı ona bakmak olduğunu, üniteyi ya da konuyetini bitiren öğretmenin amacının çocuklarda öğrenme güçlüğü var mı? Buna bakmak olduğunu, öğretmenin sınav yapmaktaki amacının çocuklarda kavram yanılgısı var mı buna bakmak olduğunu görürsen ya da öğretmen ünite ya da konu sonunda bu kavramlara lütfen alış biçimlendirme amaçtı ya da diğer bir ifadeyle biz bunu öğrenmiştik formatif amaçtı bir sınav yapacağını söylediği an o sınav izleme testidir. Bak mantık çok basittir. Hepsinin ayrımı basittir. Soruyu okudum. Adam bana dedi ki bir öğretmen konuyu yeni bitirmiştir, bir öğretmen üniteyi yeni bitirmiştir. Konuyu ve üniteyi yeni bitirdikten sonra çocuklarda öğrenme eksikliği var mı, öğrenme güçlüğü var mı, kavram yanılgısı var mı bunu merak ediyordur. Ya da öğretmen biçimlendirme ve formatif amaçlı sınav yapacaktır dedi mi? bileceksin ki böyle bir sınavın akademik ismi izleme testidir. Sevgili arkadaşlarım izleme testleri kolay sınavlardır. ama çocuklardaki eksiklikleri belli gidermektir. Senin de mantığın şöyle çalışmalıdır. Okuduğun bir hikayede izleme testine soru alman gerekiyorsa alacağın soruların madde güçlüğü 0.60'ın üzeri olmalıdır. Bak dikkat et. 60 buraya dahil değildir. 40 ile 60 buraya dahildir. 60'ın üzeri kolay soru alınır. Lütfen bu 3 teste iyi hakim ol. KPSS'de sıkça çıkar. Mantık olarak ÖSYM nedendir bilinmez. Biraz yanıltmak için başarı demez. Seçme sınavı demez. İzleme sınavı demez. Şunlara alış. Eğer bir öğretmen okuduğun hikayede güvenirliği ve geçerliği yüksek bir sınav yapmayı amaçlıyorsa bir öğretmen sınıftaki başarılı ve başarısız öğrencileri ayıracak bir sınav yapmaya amaçlıyorsa ya da bir öğretmen bilenle bilmeyen ayrımını en iyi şekilde yapmak istiyorsa aklına bunlardan birini gördüğünde en ideal sınav dediğimiz başarı testi gelecek. Unutmayasın başarı testi en ideal sınavdır en idealin arandığı durumlarda kullanılır. Alacağın sorular orta güçlükte olacak. Ama öğretmen sana verdiği hikayede başvuran çok alınacak az demişse, kontenjanın sınırlı olduğundan bahsetmişse, üst düzey yeterliktekileri almamız gerekiyor demişse, gelecekte de başarılı olacak bireyleri alacağız dediğinde sınav zor olmalıdır, zor soruları seçersin. Ama öğretmen konuyu yeni bitirdim, öğrenme eksikliği var mı, öğrenme güçlüğü var mı, kavram yanılgısı var mı? Bunu merak ediyorum dediğinde sınav kolay olmalıdır. Burada şunu söyleyeceğim. Şu hataya düşmek yok bu ünitenin en başında dedim. Seçme sınavı zordur deyip de iyi bir sınav olarak algılama. Sakın aklından çıkarma. Seçme sınavı mecburi durumlarda yapılır. Seçme sınavı mecburi durumlarda yapılır. Nedir o mecburi durum? Başvuran çoktur, alınacak azdır, çaren yoktur. Kontenjan sınırlıdır, çaren yoktur. Üst düzey yeterlik dediğimiz en iyileri bellemen gerekiyordur, çaren yoktur. Gelecekte de başarılı olacak elemanları seçmen gerekiyordur. O yüzden seçme sınavı zor diye şu sazanlığı yapmak yok. Kalitelidir demek yok. Arkadaşlar ideali arıyorsanız kaliteyi arıyorsanız orada aklınız hep kim gelecek bunu unutma başarı testi gelecek. Bak bunları da öğrendiğimize göre gelin sevgili dostlar biz bunu bu öğrendiğimizi bir uygulayalım. Bak bazen nasıl tablolar göreceksin biliyor musun? Sana ÖSYM'nin soru yazarı şu an gördüğün tabloya benzer tablolar verecek. ÖSYM'nin soru yazarı bu tabloları verdiğinde de verdiğinde de senden ben bir sürü şey yazdım ama Şuradaki durumlarda olduğu gibi bu tablodan şu sınavlara en uygun soruları seçmeni bekleyecek. Yani senin bir tablodan soru seçmeyi bilip bilmediğini sorgulayacak. Sana PJ'leri hazır verecek. Bak, PJ'leri hazır verecek. Sana RJ'leri hazır verecek. Şuradaki uygun duruma göre soru seçmeni bekleyecek. Sana biz dost tavsiyesi nedir biliyor musun? Eğer böyle bir tablo gördüğünde bence sorulara bakmadan önce o tablonun üzerine lütfen alışkanlık haline getir bildiklerini yaz. Bak bunu uygularsan çözemeyeceğin soru yoktur. Önce tablonun üzerine lütfen bildiklerini yaz. Bak ben tablonun üzerine önce PJ ile alakalı bildiklerimi bir yazayım. Hatırlarsan PJ zorluk kolaylık demekti. 60'ın yukarısı çıkarsa kolay diyordun. 40'ın altı çıkarsa zor diyordun. 40 ile 60 arası çıkarsa ne diyordun? Orta güçlükte diyordun. E arkadaşlar beraber beraber bakarsak. Birinci sorunun dikkat edin. Güçlük değeri 0.22. Bir sorunun güçlük değeri 0.22 ise yani 0.40'ın altındaysa yanına yazarsın. Bu soru zor bir sorudur. İkinci sorunun güçlüğü 0.27. Az önce söyledim. Bir sorunun güçlüğü 0.27 ise yani 40'ın altındaysa o soru zor bir sorudur. Üçüncü sorunun güçlüğü 0.12. Bir sorunun güçlüğü 0.12 ise yani 40'ın altındaysa zordur. Ama bak dördüncü sorunun güçlüğü 0.58. Bir sorunun güçlüğü 0.58 ise yani 40 ile 60 aralığındaysa o soruya orta güçlük de denir. Beşinci sorunun güçlüğü 0.76, bir sorunun güçlüğü 0.60'ın üzerinde ise, yani burada olduğu gibi 0.76 ise o soruya kolay denir. Altıncı sorunun güçlüğü 0.48, bir sorunun güçlüğü 40 ile 60 aralığındaysa ona orta güçlükte de denir. 7 sorunun güçlüğü 0.53, 40 ile 60 aralığında orta güçlüktedir. 8'in sorunun güçlüğü 0.72, 0.60'ın üzerinde bu kolay bir sorudur. 9'un sorunun güçlüğü 0.16, bir sorunun güçlüğü 0.16'ın zaysa 0.40'ın altında olduğu için zordur. 10'un sorunun güçlüğü 0.90, 0.60'ın üzerinde olduğu için kolaydır. Bakın sevgili arkadaşlar bir soruda tabloda yorum yaparken önce lütfen bildiklerinizi yazın. Biz bildiklerimizi nasıl öğrendik? Kırkın altında güçlüğü gördün mü? Bu soru zordur yaz. Kırkla altmış arasında mı gördün? Orta güçlükte yaz. Altmışın yukarısını mı gördün? Kolay yaz. Kırkla altmış arasında mı? Orta güçlükte yaz. Altmışın yukarısını mı gördün? Kolay yaz. Kırkın altını mı gördün? Bu soru zordur yaz. Altmışın üzerini mi gördün? Kolay yaz. Bak önce güçlükle ilgili bildiklerimi yazdım ama benim bir de güçlük gibi güçlük gibi sevgili arkadaşlar ayırt edicilikle ilgili de bildiklerim var. Hatırlarsan güçlük bana zorluk kolaylık bilgisi verirken ayırıcılık bana sorunun kalitesi hakkında bilgi verirdi. Eksi bir ile artı bir arasında değer alırdı. Ben o gün öğrenmiştim bir sorunun ayırıcılığı minimum 0.30'u sağlamak zorundaydı. Çünkü biz ne öğrenmiştik? Ayırıcılık 0.30'un altındaysa o soru ya düzeltilir ya da testten atılırdı. Çünkü biz o hafta şunu öğrendik. 0.40'ın üzeri mükemmel ayırıcıdır. 30 da 40 arası iyi ayırıcıdır. 20 ile 30 arası düzeltilmelidir. 0.20'nin altı testten atılmalıdır dedik. E bu mantıkla bakarsak Birinci sorunun ayırıcılığı 0.60. Bir sorunun ayırıcılığı 0.60 ise yani 0.40 ve üzerinde ise oraya dersin ki bu soru mükemmel ayırıcıdır. Yani bak birinci soru hem zordur hem de mükemmel ayırıcıdır. İkinci sorunun ayırıcılığı 0.24. Az önce söyledim. Ayırıcılık minimum 0.30 çıkmalıdır. 0.30'un altı ayırıcılık sorun demektir. Zaten biz öğrenmiştik ayırıcılık eğer 20 ile 30 arasındaysa o soru düzeltilmelidir. Yani ikinci soru evet zordur ama önce ne yapılması gerekir? Düzeltilmesi gerekir. Üçüncü sorunun ayırıcılığı 0.12 minimum 0.30 olması gerekirken bu gittikçe düşük bir değer zaten öğrenmiştik. Ayırıcılık 0.20'nin altında çıkarsa o testten atılması gereken bir sorudur. Dördüncü sorunun ayırıcılığı yine 0.02 dikkat edersen 0.20'nin çok altında bu da testten atılması gereken bir sorudur. Beşinci sorunun ayırıcılığı 005 bir sorunun ayırıcılığı unutma 020'nin altındaysa oraya yazacaksın. Bu soru atılması gereken bir sorudur. Fakat Altıncı sorunun ayırıcılığı 066. Ayırıcılık unutma 040 ve üzerinde ise bu tarz sorulara mükemmel ayırıcı denir. Yedinci sorunun ayırıcılığı 011. Az önce söyledim ayırıcılığı 020'nin altındaysa bu testten atılmalıdır. Sekizinci sorunun ayırıcılığı 054. Ayırıcılık 0.54 ise 0.40 ve üzerindeki ayırıcılık mükemmel ayırıcı demekti. 9. sorunun ayırıcılığı eksi 0.43 demiş. Şunu aklına ve notuna yaz. Bir sorunun ayırıcılığı eğer ayırıcılığı eğer negatif değer aldıysa o soru berbat bir sorudur. Hem berbattır hem de ilk atılması gereken soru budur. Çünkü ayırıcılığın negatif olması sorunun berbat olduğu anlamına gelir. Direkt atılması gerekir. Son sorunun ayırıcılığı 0.24. Ayırıcılık minimum 0.30 olmalıdır. 0.36 baş ağrısıdır. 20 ile 30 arası soru ne yapılmalıdır? Düzeltilmelidir. Bak biraz uzun gidiyorum ama tekrar olsun diye. Dikkat et. Önce PC ile ilgili bildiklerimi yazdım. Zorluk kolaylığı gördüm. Sonra dedim ki RC minimum 0.30 olmalı. Tek tek inceledim. Bazı sorular mükemmel ayırıcı. Bazı sorular düzeltilmesi gerekiyor. Bazı sorular atılması gerekiyor. Tek tek bunları da yazdım. Bak bunu alışkanlık haline getir. Bu şekilde yaparsan, bildiklerini yazarsan soruların cevapları çıkar. Çünkü bunu yazdığın an sen şunu görürsün. Hangi sorular zor kolay orta güçlükte, hangi sorular mükemmel ayırıcı yani kaliteli, hangisi düzeltilmeden kullanılamaz, hangisi direkt atılmalı bunu görmüş olursun. Bu da sana sınavda yol gösterir. Kafan karışmaz. Bak bu bir yöntemdir. Kullan. Önce bildiklerini yaz. Sonra Sonra kafan net şekilde soruları inceleyebilirsin. Şimdi gelin soruları bir inceleyelim. Bana A da demiş ki sevgili dostlar bana A da demiş ki testle ölçülen özellikler bakımından testte ölçülen özellikler bakımından oldukça üst düzey yeterliğe sahip öğrencileri seçmek ya da olimpiyatlara öğrenci seçmek için hangi madde kullanılmalı diyor. Bak az önce anlatırken sana ne demiştim? Okuduğum bir hikayede bunlar anahtardır. Sakın artık unutma. Bir öğretmenin amacı yaptığı sınavla üst düzey yeterli sahip öğrencileri seçmekse ya da olimpiyatlara öğrenci gönderecekse yani gelecekte de başarılı olacak elemanları almak istiyorsa. Bak bunlar anahtarındır üst düzey yeterli sahip öğrencileri alalım derse ya da olimpiyat gibi gelecekte de başarılı olacak sınavlara eleman hazırlayacaksan öyle durumlarda diyeceksin ki bunu da görsen bunu da görsen bu adam aslında bana seçme sınavına soru al diyor. Çünkü biz ne demiştik Başvuran çok alınacak az derse, kontenjan sınırlı derse, üst düzey yeterliktekileri alalım derse veya da gelecekte de başarılı olacakları alalım derse aklıma seçme sınavı gelmelidir. Seçme sınavlarını unutma. Zor olup ayrıcılığı yüksek olan soru alınır. E arkadaşlar bu tabloya baktığınızda zor olan sorular. Birinci soru zor. ikinci soru zor. Üçüncü soru zor. Ve dikkat edersen 9. soru zor. Bu tabloda dört tane zor soru var. Fakat bu soruların zor olması sınava alacağım anlamına geliyor mu? Hayır. Çünkü bak dikkat et. 9. soru sana ne diyor? Ben zorum ama berbatım. Beni sınavdan atman gerekiyor diyor. Demek ki ben dokuzu alamam. 3 ne diyor? Evet ben zorum ama beni sınavdan at diyor bunu da alamam. İki ne diyor? Ben zorum ama beni önce düzeltmen gerekiyor diyor. Kendimi boş yere yormam. Ama bir ne diyor? Ben hem zorum hem de mükemmelim diyor. Demek ki ben gönül rahatlığıyla üst düzey yeterlikteki öğrencileri seçeceksem, olimpiyatlara öğrenci göndereceksem bu tablodan gönül rahatlığıyla Birinci soruyu alabilirim. Çünkü hem zor hem de ayırıcılığı yeterli olan tek soru burada birinci sorudur. O zaman ben derim ki bu tabloda seçme sınavına alınabilecek tek soru birinci sorudur. Geldik ikincisine. Bak demiş ki ikinci ifadede bana öğrenci başarısını ölçmek için öğrenci başarısını ölçmek için hangi madde madde ne demekti soru hangi soru alınmalı diyor. Arkadaşım adı üstünde sen öğrencinin başarısını ölçeceksen, öğrencinin başarısını ölçeceksen adı üstünde oraya yazmalısın. Başarı ölçeceksen başarı testi uygulanır. Başarı testlerine nasıl soru alınırdı? Orta güçlükte. Tabloya bakarsın. Dikkat et. Dördüncü soru orta güçlükte. Altıncı soru orta güçlükte. 7. soru orta güçlükte. Bu 3 sorunun orta güçlükte olması sınav alacağım anlamına geliyor mu? Hayır. Çünkü dikkat et. 4 ne diyor? Evet ben orta güçlükteyim ama beni testten ne yap diyor? At diyor bunu almam. Veya gel 7 ne diyor? Evet ben orta güçlükteyim ama beni testten at diyor ama altı sana ne diyor? Ben hem orta güçlükteyim hem de mükemmel ayırıcıyım. Demek ki benim bu tabloda gidip de başarı testine alabileceğim tek soru vardır. O da sevgili arkadaşım altıncı sorudur. Çünkü hem orta güçlüktedir hem de ayırıcılığı yeterli bir sorudur. Geldim C'ye. Bak C'de ise bana neyi sormuş? Hangi maddenin yani sorunun testin güvenilirliğine katkısı en yüksektir demiş. Bak az önce anlatırken söylemiştim. Unutma. Senin amacın, senin amacın güvenirliği ya da geçerliği yüksek tutmaksa. Bak bunu aklından çıkarma. Senin amacın güvenirliği ya da geçerliği yüksek tutmaksa. Güvenirliği ve geçerliği yüksek tutmak isteyen bir öğretmen en ideal sınavı uygular. Yani yine neyi araman gerekir? Başarı testini. Bunları aklına artık getir. Sınavda eğer sana Güvenilirliğe katkısı yüksek olan, geçerliğe katkısı yüksek olan, bilen bilmeyen ayrımını en iyi yapan dediği an aklına en ideal sınav olan başarı testi gelmeli. Başarı testlerine orta güçlükte olup ayırıcılığı yüksek olan soru ki az önce bulduk. Bu tabloda hem orta güçlükte olup hem de ayırıcılığı yüksek olan tek soru vardı. O da 6. maddedir. Bunu böyle bulduk. Geldik Denizli'ye. Bak Denizli'de. ÖSYM'nin soru yazarı bana demiş ki arkadaşım yapılandırılacak bir teste yani hazırlanacak bir sınavda bu maddelerin kullanılma zorunluluğu olsaydı yani öğretmen bu soruların hepsini kullanmak zorunda kalsaydı normalde dikkat et bu soruların çoğunu kullanamazsın atman lazım atman lazım atman lazım atman lazım berbat atman lazım bunları da düzeltmen lazım ama ÖSYM'nin soru yazarı diyor ki bir öğretmen mecbur kalsaydı bu soruları kullanmak zorunda olsaydı en köklü değişikliği nerede yapardı? Bakın önce şunu bilmeniz lazım. Bir soruda değişiklik yapıp yapmama kararı için unutma Ayırıcılığa bakılır. Bu RJ'nin görevidir. Çünkü PC sadece zorluk kolaylık bilgisi verir. Ama bir sorunun Kalitesini merak ediyorsan, üzerinde oynama yapman gerekiyor mu, düzeltmen gerekiyor mu, sınavdan çıkarman gerekiyor mu? Aklın hep rejee gelmelidir. Eğer burada olduğu gibi bir öğretmen bu soruların hepsini kullanmak zorundaysa, o öğretmen en köklü değişikliği reje'nin en kötü olduğu soruda yapılır. Niye? Çünkü reje'nin en kötü olması demek o sorunun berbat olduğunu, o soruda daha çok uğraşman gerektiğini söyler. E biz bu tabloya baktığımızda evet RJ'si kötü. Çok fazla madde var ama anlatırken de söyledim. Bir sorunun ayrıcılığı negatifse o soru en berbat sorudur. Burada da ayrıcılığı negatif olup en berbat soru 9. maddedir. Demek ki 9. maddede en köklü değişikliği öğretmenin yapması gerekir. Bu da karşımıza böyle çıkar. Geldim bir alttaki maddede. Bak ne demiş bir alttaki maddede? Kolay bir test hazırlamak için öncelikle hangi madde yani soru alınmalı? Arkadaşlar artık şunu aklınıza yazın. Orta güçlükte test başarı testidir. Zor test seçme sınavıdır. Unutma bir yerde senden kolay bir sınavdan bahsediyorsa kolay olan sınavların akademik ismi izleme testidir. Az önce söyledim. İzleme testleri ne zaman kullanılırdı? Bir konu, bir ünite yeni bittiğinde öğrenme eksikliği var mı, öğrenme güçlüğü var mı, kavram yanılgısı var mı merak edildiğinde kullanılırdı. Kolay sınavlar izleme testidir. Arkadaşlar, izleme testlerine kolay olup ayrıcılığı yüksek olan soru alınır. E biz bu tabloya baktığımızda bakın 5. soru kolay. 8. soru kolay. 10. soru kolay. Burada üç tane kolay soru var. Bu soruların kolay olması sınav alacağım anlamına gelir mi? Hayır. Bak, 5 kolay ama beni testten ne yap diyor? At diyor. Bak, 10 kolay ama beni önce düzelt diyor. Ama bak 8 ne diyor? Ben kolayım hem de mükemmelim diyor. Demek ki bu tabloda izleme testine alınabilecek tek soru var. O da sevgili arkadaşım 8. sorudur. Çünkü 8. soru hem kolay hem de ayırıcılığı yeterli olan sorudur. Yani senin buradan aslında buraya kadar çözdüklerimden şunu anlaman lazım. Önce senin şu vurguları iyi bilmen gerekir. Ne zaman başarı testi denir, ne zaman seçme sınavı denir, ne zaman izleme testi denir. Önce bunu iyi bil, bir de şunu bil. Bir soru zor, kolay ya da orta güçlükte olabilir ama soruyu alırım diyebilmen için kime bakılırmış? RC'ye. RG RC'si yetersiz olan soruyu zor da olsa, kolay da olsa, orta güçlükte de, de olsa unutma hiçbir sınava almaman gerekir. O zaman devam edersen. F de bana ne demiş arkadaşım? F de demiş ki maddelerden. Madde demekti soru. Sorulardan bilen bilmeyen ayrımını en iyi yapan soruyu bul demiş. Bak artık bu ifadelere alış. Sana bir yerde. Bak bunları tekrar tekrar söylüyorum ki öğren diye. Güvenirliği, geçerliği yüksek tutmamız gerekiyor derse. Sana bir yerde sınıftaki başarılı ve başarısızları ayırmamız gerekiyor derse. Sana bir yerde bilenle bilmeyen ayrımını en iyi yapmamız gerekiyor derse. Aklını hep başarı testi gelecek. Çoğunuzun yaptığı hata şu. Bilen bilmeyen ayrımı deyince senin o berrak zihnin diyor ki zor soru olmalı, zor soru olmalı. Onu yık, onu sil. Bilenle bilmeyen ayrımını iyi yapacaksan aklına başarı testi gelecek. Çünkü en ideali her zaman Başarı testi sağlar. Güvenilli geçerler zaman yüksektir. Bilen bilmeyen ayrımının en iyi yapıldığı sınavdır. Bu mantıkla az önce bulduk. Başarı testlerine hem orta güçlükte olup hem de ayrıcılığı yüksek olan soru alınır. Tabloda bunu sağlayabilen tek soru vardı. Altıncı madde yine burada cevap olacaktır. Bunu da böyle bil. Geldim G'ye. Bak G'de ne demiş? Öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla. Öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla en uygun maddeyi bul demiş. Arkadaşlar Artık şunlara alışın. Eğer bir öğretmen üniteyi yeni bitirmişse, bir öğretmen konuyu yeni bitirmişse, öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgısına bakacaksa ya da biçimlendirme ya da formatif amaçlı sınav yapacaksa cevap orada unutma izleme testidir. Unutma izleme testidir. İzleme testleri öğrenme eksikliği belirlemek amacıyla yapılır. Kolay sınavlardır. E burada bu tabloda hem kolay olup hem de ayırıcılığı sağlayan tek madde vardır. O da 8. maddedir. Cevap yine 10'a gidecektir. H ve i'yi çözeceğim ama J'yi aradan çıkartayım. J ne demiş? İzleme testi hazırlamak isteyen bir öğretmen dediğinde cevap belli, hem kolay olup hem de ayrıcılığı yüksek olan bir soru olan yine neyi almam gerekir? 8. soruyu. Ama burada bir de dikkat edersen h ve i var. Bak sana h de ÖSYM'nin soru yazarı demiş ki: "Testten alınan puanların ortalaması kaçtır?" demiş. Arkadaşlar bu ifadelere alışın testten alınan puanlar demek testten alınan puanların ortalaması demek aritmetik ortalamayı bul demektir. Biz az önce de öğrendik ki aritmetik ortalama x üzeri çizgi ile gösterilmiş ve aritmetik ortalama bir testte madde güçlüklerinin toplamına her zaman eşit çıkarmış. E ben burada Madde güçlüklerini biliyorsan, madde güçlüklerini biliyorsan bunları toplamam yeterlidir. Bak, virgüllü sayılar gözünü korkutmasın. Lütfen virgül yokmuş gibi düşün. 22, 27, 12, 58, 76, 48, 53, 72, 16 ve 90'ı virgül yokmuş gibi düz hesap toplasam, bak düz hesap toplasam 474 çıkar. 474 çıkar. E ben virgülü virgülü getiririm 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 getiririm. Virgülü tam hizasına bıraktığımda bu 4 virgül 74 çıkacaktır. Bak normal topladım virgülü hangi hizaya denk geliyorsa bıraktım. Demek ki bu tabloda madde güçlüklerini topladığımda sonuç 4 virgül 74 ise bu sınavın aritmetik ortalaması 4,74'tür derim geçerim. Unutma puanların ortalaması demek sınavın aritmetik ortalaması demektir. Aritmetik ortalama her zaman madde güçlüklerinin toplamına eşit çıkar. Bunu aklından çıkarma. Altta ise bak ifade değişmiş. Testin ortalama güçlüğü kaçtır demiş. Bugün öğrendin. Testin ortalama güçlüğü P üzeri çizgiyle gösterilir. Bir sınav zor mudur kolay mıdır? O bilgiyi sağlar. Testin ortalama güçlüğünü bulmanın da iki tane yolu vardır. Ya sınavın aritmetik ortalamasını soru sayısına bölmen gerekir ya da madde güçlükleri toplamını soru sayısına bölmen gerekir. E arkadaşlar biz zaten bunu bulduk. Madde güçlükleri toplamı 4,74'tü. Sınavda 10 soru vardı. Bir sayıyı 10'a bölmek demek bir virgül kaydırmak demektir. O da 0 474 olarak sonuç olarak karşımıza çıkar. Burada özellikle bu tabloda şunu anlamanı beklerim. Sana böyle bir tablo verdiğinde önce bildiklerini yazıyorsun. Güçlüğü yazdım. Ayrıcılığı yazdım. Sonra şunu çok iyi bilmem gerekir. Hangi ifade hangi sınav, hangi ifade, hangi sınav, hangi ifade, hangi sınav. Bunu iyi bilirsen çözemeyeceğin soru yoktur. Sadece şuna dikkat et. Sorunun zorluğu, kolaylığı, orta güçlükte olması onun sınav alınacağı anlamına gelmez. Alıp almama ayrıcılığa bakılarak karar verilir. Ve şu iki ifadeyi unutma. Aritmetik ortalama her zaman madde güçlüklerine eşit çıkar. Testin ortalama güçlüğü ise bunun soru sayısına Bölü müdür? Böylelikle arkadaşlar, ben şu son iki soruyu çözeceğim ama bir 10 dakika ara vereyim, bir 10 dakika ara vereyim. Gelelim, kaldığımız yerden devam edelim. Bir 10 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Şu kalan iki sorumuzu da çözelim. Madde analizi ünitesini böylelikle bitirmiş olalım. Yarın da arkadaşlarım test analizine giriş yapalım. Zaten test analizinde bitirdiğimizde ölçmede dersimiz bitmiş olacak. Ardından yıl yıl çıkmış soruları çözmeye başlayacağım arkadaşlar. 2019'dan 2008'e kadar tüm yılların ölçme ve ÖYT sorularını ÖYT'yi bitirdikten sonra da yapacağım arkadaşlar tek tek çözümünü yapacağım. Sesim geliyorsa kapatıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bize verilen bize verilen Bazen de şöyle sorular göreceksiniz. Bize verilen bazen de şöyle sorular göreceksiniz. Bakın, bakın. Bize verilen sevgili arkadaşlar, 5. soruyu incelediğimizde diğer sorulardan farklı olarak, diğer sorulardan farklı olarak üst grubun doğru cevap yüzdesi ile alt grubun doğru cevap yüzdesi verilmiş. Bazen ÖSYM'nin soru yazarı size Kişi sayısını vermek yerine bak bunlara alış gördüğünde şaşırma bazen size kişi sayısını vermek yerine ÖSM'nin soru yazarı sevgili arkadaşlar size doğru cevap yüzdesinden bahseder. Bak bu örnekte olduğu gibi bu örnekte bana 3 tane madde vermiş. yani 3 tane soru varmış. Bu birinci sorumuz. Bu ikinci sorumuz bu da üçüncü sorumuz. Elimizde 3 tane madde var, 3 tane soru var. Ama dikkat et. Burada soruların arkadaşlar bize doğru cevap yüzdelerini vermiş, kişi sayısı vermemiş. Böyle örneklerde sen çoğunlukla afallıyorsun. O yüzden size diyorum konu bilmenin bir anlamı yok. Bol soru tarzı görmen gerekir. Ne kadar çok soru tarzı görürsen o kadar çok vizyonun geniş olur sorularda sıkıntı yaşamazsın. Sen de bu saatten sonra bil ki ÖSYM'nin soru yazarı sana bu örnekte olduğu gibi maddeleri yani soruları verdiğinde o sorulardaki kişi sayılarını vermek yerine doğru cevap yüzdelerini veriyorsa bu olayı şöyle düşüneceksin. Bak birinci sorunun hizasına baktım. Üst grubun doğru cevap yüzdesi 0.80'miş. Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.20'ymiş. Bu nasıl yorumlanır biliyor musun? Birinci sorunun doğru cevap yüzdesi 0.80 ise bu senin aklına şunu getirecek. Birinci soruda üst grupta 100 öğrenci varsa 80 tanesi doğru cevap vermiştir diyeceksin. Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.20 ise burada da diyeceksin ki alt grupta da 100 kişi varsa 20'si doğru cevap vermiş diyeceksin. Aynısı bak ikinci soruda da var. Ben ikinci sorunun izahına baktığımda ikinci soruda üst grubun doğru cevap yüzdesi 0.36. Bunun anlamı şu. Üst grupta 100 öğrenci varsa 36 tane doğru çıktı anlamına gelir. Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.60 ise bunun anlamı şudur. Alt grupta da 100 öğrenci varsa 60 tane doğru çıktı anlamına gelir. Üçüncü soruda ise üst grubun doğru cevap yüzdesi 0.55 ise bunun anlamı şudur. Üst grupta 100 kişi varsa 55 doğru çıkar. Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.15 ise bunun anlamı şudur. Alt grupta da 100 kişi varsa 15 tane doğru cevap çıkmıştır. Bak bu olaya böyle baktığın an bu senin aslında bilindik hale çevirmiş olursun. Sorularda o yüzden ön yargılı gitme. Mesela soruyu okudun. Adam sana üst grup alt gruptaki kişi sayısını vermek yerine onların doğru cevap yüzdesini verdiğinde demek ki nasıl düşünecekmişsin? Eğer üst grupta doğru cevap yüzdesi 0.80 ise üst grupta 100 kişi varsa 80 kişi doğru cevap vermiş diyeceksin. Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.20 ise alt grupta 100 kişi varsa 20 tanesi doğru cevap vermiş diyeceksin. İkinci soruya baktık. Üst grubun doğru cevap yüzdesi 0.36 ise 100 kişi varsa 36 doğru çıkmıştır dedik. Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.60 ise 100 kişi varsa 60 tane doğru çıkmış dedik. Üçüncü soru içinde üst grubun doğru cevap yüzdesi 0.55 ise 100 kişi varsa 55 doğru çıkar. Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.15 ise 100 kişi varsa 15 doğru çıkar deriz. Bu mantıkla baktığında soruyu çözmüş olursun. Niye? Bunu yaptığın an toplamda kaç kişi olduğunu görmüş olursun. Kaç kişinin doğru cevap verdiğini görmüş olursun. E bunu bulduğun an bizim de topu topu iki tane kat sayımız var. Hatırlarsan sırayla gideyim. Bu katsayılardan sayılardan biri neydi arkadaşım? Pc idi. Pc PJ nasıl bulunurdu? Toplam doğru cevap veren sınava girene oranlanırdı. Bak birini sorunun doğru ce güçlüğünü bulalım. Birini soruda üst grupta 80 doğru var. Alt grupta 20 doğru var. Yani birinci soruya doğru cevap veren, birinci soruya doğru cevap veren toplam 100 öğrenci var. Sınava giren 100 üst grupta kabul ettik, 100 alt grupta kabul ettik. 200 kişi var. 100 bölü 200 demek. 2 ile sadeleştirsen 50 bölü 100 demektir. Bir sayı 100'e bölmek 2 virgül kaydırmaktır. Birinci sorunun güçlüğü 0, 50 çıkar. İkinci sorunun güçlüğü, ikinci sorunun güçlüğü. Güçlüğün formülü ne diyor? Toplam doğru cevap vereni sınava girene oranla diyor. E arkadaşım ikinci soruya toplam doğru cevap veren 36 doğru üst grupta var. 60 doğru alt grupta var. Toplam PC'yi bulurken 96 doğru cevap veren var. Sınavda 100 burada dedik 100 burada dedik. 200 kişi var. Bunu rahat bölmek için 2 ile sadeleştirsen 48 bölü 100 yapar ki bir sayıyı 100'e bölmek demek 2 virgül kaydırmaktır. Bunun da güçlüğü 0.48 çıkar üçüncü sorunun güçlüğü ise formül ne diyor? Toplam doğruyu sınava girene oranla diyor. E üçüncü soruda toplam doğru üst grupta 55 doğru var alt grupta 15 doğru var. Toplam dikkat edersen 70 doğru cevap veren var. Sınava giren 100 burada 100 burada 200 kişi var. Bunu rahat bölmek için 2 ile sadeleştirsen 35 bölü 100 yapar ki güçlü 0.35 çıkar. Bak bu 3 üç sorunun 3'ünün de güçlüğünü direkt hesapladık. Yaptığımız şey aynı. Toplam doğru cevap veren sınava giren oranladık. Birinci soruda toplam doğru cevap veren 100 kişi vardı. Sınavda 200 kişi vardı. 0.50 bulduk. İkinci soruda toplam doğru cevap veren 96 kişi vardı. Sınavda 200 kişi vardı. 0.48 bulduk. Üçüncü soruda toplam doğru cevap veren 70 kişi vardı. Sınavda 200 kişi vardı. Güçlüğünü 0.35 bulduk. O zaman ben burada rahatlıkla şunu diyebilirim. Birinci sorunun güçlüğü 0.50 ise 40 ile 60 arasında çıktı, orta güçlüktedir. İkinci sorunun güçlüğü 0.48 ise 40 ile 60 arasında orta güçlüktedir. Üçüncü sorunun güçlüğü 0.35 ise zordur. Bak üç sorunun üçünün de güçlüğünü bildiğimiz yöntemle buldum. Önce çevirdim. Toplam doğru sınava girene oranladım. Ama bir de bir de bizim bildiğimiz birkaç sayı daha vardı ki o da kimdi arkadaşlar? RJ'ydi. Hatırlarsan RJ'nin formülü ne diyordu? RJ'nin formülü git diyordu. Üst grubun doğrusundan alt grubun doğrusunu çıkar. Bunu sınava girenin yarısına böl diyordu. E tek tek uygulayalım. Birinci soruda üst grubun doğrusu 80'den. Alt grubun doğrusu 20'yi çıkartırsam 60 kalır. Sınavda toplam 200 kişi vardı. Yarısı 100'dür. Ayırıcılığı 0.60 çıkar. İkinci sorunun ayırıcılığı. Üst grubun doğrusu 36'dan alt grubun doğrusu 60'ı çıkardım. Eksi 24 kalır. Sınavda toplam 200 kişi vardı. Yarısı olan 100'e böldüm. Eksi 0.24 çıkar ki ayırıcının eksi olması berbat olduğu anlamına gelir. Üçüncü sorunun ayırıcılığı üst grubun doğrusu 55'ten alt grubun doğrusu 15'i çıkardım. Sevgili arkadaşlar 40 kaldı. Sınavda toplam 200 kişi vardı. Yarısı olan 100'e böldüm. Ayırıcılığı 0.40 çıktı. Dikkat edersen birinci sorunun ayırıcılığı 0.60. 0.40 ve üzerinde mükemmel ayırıcı. İkinci sorunun ayrıcılığı eksi. Öğrendik ki ayrıcılığı eksi soru berbattır. Direkt atılmalıdır. Üçüncü sorunun ayrıcılığı 0, 40 ve üzerinde dediğimizde mükemmel dedik. O zaman ben sorunun cevabını çıkardım. Bak güçlükleri buldum. Orta güçlükte orta güçlükte zor. Ayrıcılıkları buldum. Mükemmel ayrıcı, berbat ayrıcı, mükemmel ayrıcı. E ben o zaman soruları cevaplayabilirim. Bak A'da ne demiş? Testin, testin ayrıcılığını en olumsuz etkileyen maddeyi bul demiş. E arkadaşım birinci sorun ayrıcılığı mükemmel. Üçüncü sorun ayrıcılığı mükemmel. Ama ikinci sorunun ayrıcılığı negatif çıkıyor berbat. Demek ki bu testin ayrıcılığını en olumsuz etkileyen madde ikinci maddedir. İkinci madde berbat bir maddedir. Testten atılması gereken bir maddedir. Geldim B'deki soruya. Testin güvenirliğini en olumlu etkileyen madde diyor. Bu ifadelere alışmam gerekir. Sana bir yerde artık unutma. Güvenirliği ya da geçerliği yüksek tut dediğinde aklına artık hangi test gelecekti? Başarı testi. Bak bunlara alış. Güvenirliği geçerli yüksek tutman gerekiyorsa. Bilenle bilmeyen ayrımını iyi yapman gerekiyorsa. Sınıftaki başarılı ve başarısızları ayırman gerekiyorsa orada aklına başarı testi gelecek. Başarı testi nasıl soru alınırdı? Orta güçlükte olup ayrıcılığı yüksek olan soru. Bak birin soru orta güçlükte, ikinci soru orta güçlükte ama üçün soru zor bir soru. Cevap ya birdir ya ikidir. Direkt alabilir miydik? Hayır. Ayrıcılığına bakardık. Bak bir hem orta güçlükte hem de ayrıcılığı mükemmel. Ama dikkat edersen arkadaşım ikinci soru orta güçlükte ama ayırıcılığı ne diyor? Ben berbatım diyor. Demek ki bunun da cevabı arkadaşım kaçıncı madde olacaktır? Birinci madde. Yani bu sorudan özellikle şunu anlamanı isterim. Sana eğer ÖSM'nin soru yazarı bir yerde kişi sayısı yerine doğru cevap yüzdesi olarak mesela sana bir yerde üst grubun doğru cevap yüzdesi 0.80 Alt grubun doğru cevap yüzdesi 0.20 dediği an Ön yargılı gitmiyorsun. Direkt diyeceksin ki bunun anlamı şudur. Demek ki üst grupta 100 kişi varsa 80 tane doğru çıkmış. Alt grupta 100 kişi varsa 20 tane doğru çıkmış var diyeceksin. Sınavda üstte 100, altta 100 toplam 200 kişi var diyeceksin. Doğru cevapları da biliyorsan formüller belli. PC'nin formülü toplam doğruyu sınava geri bölder. Ayrıcılığın formülü üst grubun doğrusundan alt grubun doğrusunu çıkar. Sınava girenin yarısına bölder. Bu tarz durumlara ön yargılı olma. Direkt bilindik hale çevir. Soruyu çözmek sevgili arkadaşım çok ama çok kolaydır geldik bu soruda dediğimize göre bu tabloda görebileceğimiz şurayı karalayayım bir şey eksik yazmışım çünkü son sorumuza bakın sevgili dostlar son soruda diğerlerinden farklı olarak bize madde varyansı ile maddenin ayırıcılığını vermiş normalde bize neyi verirdi güçlükle ayırıcılığı verirdi güçlük ve ayırıcılığı verdiğinde az önce çözmüştüm. Direkt bildiklerini yaz demiştim. Bu tarz sorularda da unutma. Sana varyansı, ayırıcılığı, standart sapmayı verdiğinde lütfen bildiklerini yaz. E ben sana bildiklerini varyansla ilgili hatırlatayım. Hatırlar mısın? Varyans ya da standart sapma farklılaşma demekti varyans standart sapmanın karesiydi. 0 ile 0 arasında değer alırdı. Sen benden iki tane yorumu iyi bil diye öğrendin. Dedin ki, dedim ki sana herkes doğru, herkes yanlış, herkes boş bırakıyorsa varyans ve sapma sıfırdır. Varyansın en yükseklerine ulaşmasının tek yolu vardır. Sorunun güçlüğü kaç çıkmalıdır? 0.50. Bu iki yorumu bilmen yeterli demiştim. Varyans ve sapmada. E bu mantıkla ben bildiklerimi bir yazayım. Bak. Birinci sorunun varyansı sıfır çıkmış. Bir sorunun varyansının sıfır çıkmasının tek yolu vardır. Ya herkes doğru cevaplamıştır. Ya herkes yanlış cevaplamıştır. Ya da herkes boş bırakmıştır. O zaman birinci sorunun yanına bunu rahatlıkla yazabilirim. Birinci soruyu herkes doğru da yapmış olabilir. Yanlış da yapmış olabilir. Boş da bırakmış da olabilir. Bildiğimi direkt yazdım. Birinci sorunun varyansı sıfırsa yanına yazarsın. Herkes doğru da cevaplamış olabilir. Yanlış da cevaplamış olabilir. Boş da bırakmış olabilir. Geldim. İkinci sorunun varyansı 0.05. Ben sana anlatırken varyansla bir sıfırda yorum yaptım. Bir de 0.25'te. Ara değerlerde bir yorum yaptım mı? Hayır. O zaman hikaye yazmak yok. Varyansın 0.05 olmasına bakarak net bir yorum yapılmaz kendince hikaye yazmak yok. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü sorunun varyansı 0.25. Ben öğrendim ki bir sorunun bak bunlar önemli bunlara iyi takıl. Bir sorunun varyansının 0.25 çıkmasının tek yolu var. Sorunun güçlüğü ne olmalı? 0.50. O zaman üçüncü sorunun yanına yazabilirim. Üçüncü sorunun güçlüğü kesinlikle 0.50 çıkacaktır. Direkt yazdım. Dördüncü sorunun varyansı 0.12 demiş. Ben sana anlatırken az önce de söyledim. Varyansın bir 0 olduğunda yorumu öğrendin. Bir de 0.25 olduğunda yorumu öğrendin. Ara değerlerde bir yorum öğrendin mi? Hayır. Kendince hikaye yazmaya gerek yok. Bunda net bir yorum yapamam. Ama üçüncü soru gibi 5 sorunun da varyansı 0.25. Ben öğrendim ki varyansın 0.25 çıkmasının tek yolu var sorunun güçlüğü kaç olmalı? 0.50 bunu da yazdım. Bak önce varyansla ilgili bildiklerimi yazdım. Birin sorunun varyansı 0'dı. Herkes doğru yanlış boş bırakabilir dedim. İkinci sorunun varyansı 0.05 Net bir yorum yapamam dedim. Üçün varyansı 0.25 ti Varyansın 0.25 olmasının tek yolu güçlük 0.50 olmalıdır dedim. Dördün sorunun varyansı 0.12 idi. Yorum yapamam dedim. Beşin sorunun varyansı 0.25'ti. ti Kesinlikle güçlük 0.50 olmalı dedim. Ama bir de ayrıcılıkla ilgili bildiklerimizi yazalım. Bak birinci sorunun ayrıcılığı, sıfırsa, ayrıcılığı 0 ise ayrıcılığı 0.20'nin altındaki soru ne yapılırdı? Atılırdı. İkinci sorunun ayrıcılığı 0.36 ise biz öğrendik ki ayrıcılık 30 ile 40 arasında olan soruya iyi ayırıcı denir. Yanına i harfini koydum. Fakat üçüncü sorunun ayrıcılığı 0.01. Ayrıcılık 0.20'nin altında atılmalıdır dedim. Dördüncü sorunun ayrıcılığına baktım. Eksi 0.46 berbattır. Kesinlikle atılmalıdır dedim. 5. sorunun ayrıcılığı 0.49'dur. Öğrenmiştim ki ayrıcılığı 40 ve üzerinde olan soru mükemmel ayrıcıdır. Bak önce bunu alışkanlık haline getiriyorsun bu saatten sonra. Tablo sorusu gördüğünde hikaye direkt atlamak yok. Soruya direkt bakmak yok. Önce hızlı şekilde bildiklerini yazıyorsun. Bak varyansla ilgili bildiklerimi yazdım. Ayrıcılıkla ilgili bildiklerimi yazdım. Bunu yaparsam benim zihnim bana oyun oynayamaz. Soru da kendimce hikaye yazmam. Çünkü tüm her şey çıktı. Bak bildiklerimi yazdım. A da bana demiş ki hangi maddenin yani hangi sorunun testin güveniline katkısı en yüksektir demiş. Bugün bilmiyorum kaç defa tekrar ettim. Şunu aklına getireceksin. Güvenirliğe ya da geçerliğe katkısının en yüksek olduğunu güvenilir ya da geçerli katkısının en yüksek olduğunu bilen bilmeyen ayrımının en iyi olduğunu arıyorsan arayacağın test başarı testidir. Bak buna iyi alış güvenilir yüksek tutman gerekiyorsa geçerli yüksek tutman gerekiyorsa bilen bilmeyen ayrımını iyi yapman gerekiyorsa aklına başarı testi gelir. Başarı testlerine nasıl soru alıyorduk? orta güçlükte olacak. E benim burada bildiğim topu topu iki soru orta güçlükte. Çünkü diğerleri hakkında yorum yapamıyorum. Üçüncü soru orta güçlükte güçlüğü 0.50. 5'in soru orta güçlükte güçlüğü 0.50. Demek cevap ya 3 ya da 5. Bak 3 evet orta güçlükte ama ayırıcılığı beni beni at diyor. 5 orta güçlükte ayırıcılığı ben mükemmelim diyor. Demek ki burada alacağım soru beşinci sorudur. Hem orta güçlüktedir hem de ayrıcılığı fazlasıyla yeterlidir. Orta güçlükte olup ayrıcılığı yeterli olan sorular başarı testine uygun olan sorulardır. Böyle sorular güvenilir ve geçerli yüksek tutar. Ama B'de hangi sorunun tüm öğrenciler tarafından doğru yanıtlandı, yanlış yanıtlandı, boş bırakıldı söylenebilir dediğinde cevap birdir. Biri ya herkes doğru yanıtlamıştır, ya herkes yanlış yanıtlamıştır ya da herkes sevgili arkadaşlar boş bırakmıştır. Bakın size hem geçen gün bu tablonun tamamını hem de bugün bu tablonun tamamını tek tek çözmeye çalıştım. Arkadaşlarım lütfen bunları tekrar tekrar tekrar.